Evet sevgili izleyenlerimiz, kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle beraberiz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Onun için bu hafta göstermiş olduğumuz ailemizin kısaca tekrardan bahsetmek istiyoruz. Eşini yaklaşık 1,5 yıl önce kaybeden Cevizci ailemizi ekranlarınıza taşıdık. İlerleyen dakikalarda tekrardan VTR'sini vereceğiz inşallah. Ailemizin görüntülerini izlemeyen izleyicilerimiz için. 1,5 yıl önce eşini kaybetmiş. Tabii eşi vefat etmeden önce ailemizin herhangi bir sıkıntısı yokmuş. İşte ev eşyası ihtiyacı zaten hiç yok. Bu akşam işte beyaz eşya olsun, oturma grubu olsun, bu tür eşyaları talep etmeyeceğiz sizden. Ailemiz için bu akşam kira yardımı toparlayacağız. Ailemizin evi satılmış durumda. Ailenin yaklaşık bir 15 günlük bir mühletleri kalmış evlerinde. Onun için kendilerine nasip olursa bu akşam toparlayacağımız bu yardımlarla kendilerine güzel bir ev tutup kendilerinin en azından 2-3 yıllık kiralarını karşılayacağız. Eğer 2-3 yıllık kiralarını karşılarsa zaten bir kızımız var, yeni işe başlamış yaklaşık 2 ay önce. 2 çocuğu var ailemizin, Lale ablamızın. Yeni işe başlamış, onun haricinde eve herhangi bir gelir söz konusu değil. Küçük bir kardeşimiz var. Zaten onları ekrana çıkarmadık özellikle. Psikolojileri çok bozuk olduğu için onların yaralarını tekrardan deşmek istemedik. O yönden bu akşam ailemizin eğer kira yardımını toparlayabilirsek çok iyi olur. Tabii yardımlarınızı bekliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Telefon numaralarımızı hemen tekrar etmek istiyoruz. 0414 alan koduyla 247 36 36 ve yine 0414 alan koduyla 247 53 53 nolu telefonlarımızı arayabilirsiniz ve bağışlarınızı buradan yapabilirsiniz. Canlı yayına bağlanıp fikirlerinizi de söyleyebilirsiniz. Onun haricinde cep telefon numaramız var. 0542 623 72 55 nolu cep numaramızı da arayıp bağışta bulunabilirsiniz. İnternet adresimizi de söylemekte fayda görüyorum. www.aisigim.org. Bu internet sitemize girip buradan hem yapmış olduğumuz faaliyetleri rahatlıkla görebilirsiniz, hem de online olarak kredi kartıyla da bu ailemize destekte bulunabilirsiniz. Tabii kıymetli izleyicilerimiz, yaklaşık bundan bir ay önce ekranlarınıza taşımış olduğumuz bir ailemiz vardı. Cemile Akdeniz ailemiz. Allah razı olsun, o ailemize de el attınız. O ailemizin de yaşam seviyesini gerçekten yükseltmiş olduk. İki program yapmıştık bu ailemize. Birinci programda 5 tane çocuğu vardı aslında, oradan alalım olayı. 5 tane çocuğu vardı, o ailemize de biz aslında kira yardımı için programa çıkmıştık. Fakat çocuklar çok küçük olduğu için bu aileye kira yani yaralarını sarmayacaktı. Yapılan bir toplantı sonrası ilk programda, ilk program sonrası baktık ki bu ailemize 2-3 yıllık bir kira kendilerine kurtarmayacak. Dedik en azından bu aileye bir program daha yapalım. En azından bu ailemize bir ev alalım. Nasip oldu, bir program daha yaptık. Sizler yine teveccüh ettiniz, programımıza katıldınız. Bağışlarınızla bu ailemize nasip oldu, bir ev aldık. Hemen Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Ömer abi, Cemile ablamıza Allah nasip etti, bir ev aldık. Neler söylemek istersin abi? Evlerini dizdik. Az sonra da görüntülerini vereceğiz. İzleyenlerimiz izleyecekler inşallah. Şimdi Cemile ablamızın 5 tane küçük çocuğu vardı. Biz yönetim kurulu arkadaşlardan gidip keşfini yaptığımızda en azından 2-3 yıllık bir kira toplarız diye bir konuğumuzla beraber bir program yaptık. Daha sonrasında gelen yardımları, ya bu paralar zay olacak dedik. 3 yıl sonra bu çocukların zaten yetişip çalışma imkanları yok. Bir program daha yapalım kararı çıktı yönetim kurulundan. Bir program daha yaptık. Allah razı olsun. Kendisinin de nasibi varmış. Yani bu devirde bu rakamlara ev bulmak çok zor. İşte bütün tapu masraflarıyla beraber 37 bin liraya bir ev bulduk. Tabii yine hayır sahibinin katkıları neticesinde, yani evi de uygun veren arkadaşımız da o hayırı gözeterekten. Yoksa evet, normal değeri evin 50 bin lira gibi. Valla dedik, bizim topladığımız para bu arkadaş. Evet. Sağ olsun, Hüseyin Bey'in tanıdığı bir arkadaştı. Hüseyin Bey'in aracılığıyla çok şirin bir ev aldık. Ablamız da sadece başımı koyacak bir evim olsun, hangi mahalle olursa, hangi semt olursa benim için fark etmez dedi. Cenab-ı Allah nasip etti.
Birazdan görüntülerini göreceğiz. Çok şirin, çok güzel, sıcak bir yuvaları oldu. Rabbim ümmetine, hep ihtiyacı olan tüm ümmet-i Muhammed'e nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Sevgili izleyenlerimiz, az sonra görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Hemen konumuza tekrardan dönmek istiyorum. Mehmet Bey, derneğimizi az çok uzaktan yakından da olsa takip ediyorsunuz. Derneğimiz bu tür yetim ailelerimizin evlerini, gerçekten çok kötü olan yetim ailelerimizin evlerini malumunuz üzere ekranlara taşıyoruz ve kendilerine halkımızdan gelen yardımlarla evlerini tekrardan onarıp kendilerine teslim ediyoruz. Çalışmalarımızı az çok uzaktan yakından takip ediyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi ben bu akşam da sizin orayı dolaştım. Derneğimize misafir oldunuz. Derneğimizin, evet. Bütün derneğin yani çok faaliyetini gördüm. Baktım ki yani çok yani iyilikler üstüne, ondan sonra siz sürekli olarak giyimden başlasın ev eşyasına kadar bütün, evet, mükemmel bir şekilde ben daha görmemiştim. Ama bu gece, bu akşam gördüğüm çok güzel bir yer. Evet. Bu ay ışığına biz de teşekkür ederiz. Yani. Allah razı olsun. Buradan halkımıza bir çağrıda bulunabiliriz o zaman. Az çok demesinler, öyle mi? Evet, evet, yani, evet. 50 lira, 100 lira sevgili izleyenlerimiz. Hakikaten biz yani para noktasında kesinlikle sıkıntı, kafanızda öyle bir şey düşünmeyin. Ya acaba ararsam 50 lira bağış yaparsam veya 20 lira 30 lira bağış yaparsam ayıp olur mu? İnanın ki istiyoruz ki bu kaynayan çorbada sizin de bir tuzunuz olsun. Amaç burada destek olmak. İnşallah bu akşam bu ailemize bu kira yardımını toparlarız. Buradan İnşallah. Halkımıza güzel bir çağrı yapmış olduk sizin aracınızda Mehmet Bey. Allah razı olsun diyoruz. Biz size de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi az önce Ömer Bey'in de bahsettiği gibi kıymetli izleyenlerimiz, Cemile Akdeniz ailemize çok şirin bir ev aldık. Evin içine döşedik. Kendilerine tapularını teslim ettik. Bu programa, Cemile Akdeniz ailesinin ailesine yapmış olduğumuz programda gerçekten programımıza katılan, iştirak eden, bağışta bulunan bütün izleyicilerimize ben Cemile Akdeniz ablamızın adına hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah hayrınızı kabul etsin. Görüntüleri izlediğiniz zaman hakikaten yapmış olduğunuz bağışların nereye gittiğini, nasıl kullanıldığını, nasıl para, verdiğiniz paranın zayi olmadığını isterseniz hep beraber izleyelim. Kıymetli izleyenlerimiz, iki hafta üst üste program yaptığımız Cemile Akdeniz ailemizin şu anda yeni evlerindeyiz. Evleri hakikaten gezdik dolaştık, çok güzel. Cemile Hanım yanımızda, hemen kendisine soralım. Cemile ablacığım, yeni evinizdesiniz. O üzüntülü, kederli günleriniz Allah'ın izniyle geride kaldı. Neler söylemek istersiniz buradan sizin programımıza bağış yapan halkımıza? Benim evim yoktur. Derneke gittim geldim. Çok yardım edenler de oldu. Allah razı olsun. Ay Işık'ın dernekinde olmasa biz perişanız. Durumumuz yoktur. Hayırseverlere yardım etti Allah rızası için. Allah razı olsun. Bütün yardım edenlere Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun Cemile ablacığım. İlk eski evinize geldiğimizde hakikaten gözlerinizden yaşlar akıyordu ama bugün, evet, hakikaten gözlerinizin içi gülüyor. Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim ve hemen dönelim. Program konuğumuz Sayın Mehmet Hancıoğlu beyefendi yanımızda.
ailenin evini teslim etmek üzere, tapularını vermek üzere Hüseyin Bey'le beraber geldik. Evi nasıl gördünüz, beğendiniz mi? Ev çok güzel. Gerçekten de herkesten Allah razı olsun. Bir defa burada yerine ulaştığını görüyoruz yapılan yardımların. Yardıma katkısı olanların hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum burada. Bu çocukların sevinci bizim de sevincimiz oldu. Evet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Programımıza iştirak ettiniz. Bu ailemizde sizler de katkıda bulundunuz. Allah hayırınızı sizin de kabul etsin. Ev şenlendirme sorumlularımızdan Hüseyin Ersöz abimiz de hemen yanımızda. Hüseyin abi, emeklerinize sağlık, ellerinize sağlık. Hakikaten evimiz çok güzel olmuş. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu işe vesile olan herkesten Allah razı olsun. Ablamız bu evinde mutlu ve huzurlu yaşasın inşallah. Tapusunu da teslim edelim artık. Hemen tapusunu da teslim edelim. Ablacığım, Hüseyin Bey size tapuyu hemen verecek. Beraber evinizin tapusu ablacığım. Allah. Allah razı olsun sizden. Bütün hayır yapandan da Allah razı olsun. Allah hayırlı olsun. Allah sizden razı olsun. Abla, bugün ağlamak günü değil. Bugün inşallah gülme günüdür. Tabii bunlar sevinç gözyaşları sevgili izleyenlerimiz. Tabii Cemil ablamızı biz kendi haline biraz bırakalım ve çocuklara hemen dönelim. Çocuklar mutlu muyuz? Evet. Sevdiniz mi evinizi? Çok sevdik. Odanız güzel mi? Evet. Oyuncaklarınız geldi. Evet, çok teşekkür ederim. Bize yardım edenlerden Allah razı olsun. Allah sizden bin de razı olsun. Bin kere razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Evet, ailemiz hakikaten sevgili izleyenlerimiz çok mutlu ve mesut bir şekildeler. Allah bütün yardım eden hayır sahiplerimizden, programımıza iştirak eden bütün hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Nice böyle mutlu günlerde beraber olmak dileğiyle ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, beraberce Cemile ablamızın mutluluğuna şahit olduk. İstiyoruz ki bütün yetim ailelerimiz, yardıma muhtaç olan, soranı olmayan bu tür ailelerimizin hep yanında olmayı istiyoruz dernek olarak. Tabii bu sizlerin aracılığıyla oluyor kıymetli izleyenlerimiz. Tabii yapmış olduğunuz bağışların nereye gittiğini, nasıl kullanıldığını sizler de şahit oldunuz. Cemile ablamızın mutluluk gözyaşlarına hep beraber şahit olduk. İnanın ki orada, yani bu tür ailelerin evlerini ziyaret ettiğimizde duygulanmamak elde değil. İnanın ki ailemiz inanamıyordu. Yani bir ev sahibi olduğuna inanamıyordu. Kendisi sürekli bizi arıyordu. Ya ne oldu programda, bir şey, yani kiralık ev mi tutacaksınız, ne yapacaksınız? Bizzat ben kendisiyle görüşüyordum. Yani aslında kendisine ev aldığımızı da biz ilk etapta söylemedik. Dedik hani kendisine bir sürpriz olsun. Arıyordu her aradığında, ya abi ne oldu işte? Ya diyordum biraz sabret, biz sana dönüş yapacağız inşallah, sabret. En son bir iki gün kala kendisinin evini dizdikten sonra kendisini götürdük. Evi görünce hakikaten çok şaşırdı. Yani o an insan kendini tutamıyor sevgili izleyenler. İstiyoruz ki bütün ailelerimiz bu mutluluğu yaşasın. Bu akşamki ailemizin de inşallah ekranlarınıza sunduk. İnşallah bu ailemizi de bu şekilde güzel bir eve yerleştiririz ve onun da böyle mutluluk gözyaşlarını. Yani ortada bir dram var ama bu dram inşallah bir trajediye dönüşmez. Evet, şu anda bir canlı yayın bağlantımız var. Sayın Halil Öncel Şanlıurfa'dan arıyor. Halil Bey, hoş geldiniz programımıza. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Halil abi, hoş geldin programımıza. Ben isim görmemiştim. Öyle mi? Belki bir yanlışlık oldu abi, kusura bakmayasın. Ne yaptın, iyi misin? Elhamdülillah abi, sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun. Allah kıyafetinizi arttırsın. Amin inşallah, inşallah Hacı abi. Ben kiradan gayrı ev almasından tarafım ya. İnşallah abi, biz de onu istiyoruz. Ya, dua i̇nşallah. Edin. Yani 2 yıllık kira veriyorsan 20 milyar. 20 milyar daha koyulur mu ki alın? İnşallah Hacı abi yani. 2 sene sonra ne olacak bakalım. İnşallah, inşallah Hacı abi, bu akşam gelen bağışlarımız, dua et inşallah iyi olur. Bu ailemize bir ev alırız inşallah. Bizim de gönlümüzden, Ömer abinin de gönlünden geçen budur. Evet, inşallah. Allah nasip ederse. Evet, inşallah ev alırsa daha iyi olur. Benim kanaatim iyi olur. İnşallah. Hani o yöndedir. İnşallah. Allah kolaylıkla artır ha. Amin abi. Benden 1000 TL yazın inşallah. Allah razı olsun. 1000 lira. Evet. Abi Allah hayrını kabul etsin. Allah kolaylıkla artır ha. Allah razı olsun. Bir program daha yapalım yani. İnşallah. İnşallah. İnşallah abi. Yarın geçici sene, iki sene. İnşallah. 20 milyar verileceğiz. 20 milyar daha koyulur, hizmet alırlar. İnşallah. Başına koyulacağı bir şey yapar. İnşallah abi.
İnşallah şey olur. Program sonunda Allah gelen bağışlara inşallah bakacağız. Belki bir program daha Ömer abi gelip komisyon olarak uygun görürse program sonuna kadar belli olur inşallah. Çok Allah teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için Allah razı olsun. Allah hayırınızı kabul etsin. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. Tabi Hacı abi ismini vermek istememişti ama herhalde rejide bir yanlışlık oldu olabilir. Böyle hatalar kusura bakmasın şimdiden. Allah kendisinden razı olsun. Temennileri, dileği çok güzel. Evet. Tabi yani aslında doğru olayını söylüyor Hacı abimiz. Ama bizim her aileye ev alma umuduyla çıkma şansımız yok. Evet. Yani biz ev alacağız diye umuduyla çıkarsak, kiralık yerleştirirsek ailede bir hayal kırıklığı oluşuyor. Evet. Bizim de ilk etapta yani kira sözü veriyoruz size, belki bir yıl, belki iki yıl bir kira toplayacağız diye vaat ediyoruz. Nasip oluyor. Cenab-ı Hakk'ın kısmet kapısı açık. Kısmet oluyor. Öyle bir paramız olursa, yani şöyle söyleyelim, bulacağımız bir ev, kendilerinin yaşam standartlarına uyan bulacağımız bir evin, işte konuğumuz Mehmet Bey'in çalışmalarıyla eğer kendi esnaflarından %50'sini toplayabilirlerse inşallah biz de Ay Işığım olarak kendi bağışçılarımızdan %50'sini toplayıp ev de alabiliriz. İnşallah. Burada onun da sözünü vermiş olalım. Sobacı esnafımızın, yani sanayi esnafımızın sahip çıkması lazım. Çünkü evet, biz onlara seslenirken şunu söylemek istiyorum. Belki biz kırsal mahallelerde bazı aileleri çıkartıyoruz. İşte bir kitlenin tanıma şansı yok. Ama bu merhum kardeşimizi hem sevdikleri bir kardeşleri hem de iyi bildikleri bir kardeşleri olduğu için ben esnafın topyekün bir araya gelip bir imece usulüyla kimseye çok fazla bir yük olmadan yaklaşık bir 40-50 tane sobacı esnafımız var. Yani bunlar kendi aralarında bir himmet ederlerse ben inanıyorum ki bir mülk evin %50'sini karşılayabilirler. Allah'ın evet, izniyle. Biz de bağışçılarımızdan gelen %50'sini karşılarsak mülk de alabiliriz. Ama olmadı ya nasip diyeceğiz. 3 yıl olur, 4 yıl olur. Kiralama yapacağız. Evet. İnşallah Halil Bey'in de Hacı abimizin de dilekleri nispetinde inşallah programımız bereketli olur diyelim. Öyle İnşallah bağışlarımız iyi gelir ve program sonunda buradan mutlu bir şekilde ayrılırız. Tabii gelen bağışlarımız var sevgili izleyenlerimiz. Şanlıurfa'dan ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz aramışlar. 100 TL bağışta bulunmuşlar. Allah hayırlarını kabul etsin. Ceylanpınar'dan bir izleyicimiz aramış. O da ismini vermek istemiyor. 200 TL bağışta bulunmuş. Allah hayırlarını kabul etsin. İstanbul'dan arayan bir izleyicimiz var. O da ismini vermek istememiş. 100 TL bağışta bulunmuş. Allah hayırlarını kabul etsin. Tabii biz 100 TL, 200 TL, 50 TL yani rakamlara kesinlikle bakmıyoruz. Amaç burada Ömer abinin de dediği gibi bir imece usulü yapmak ve herkesin bu kaynağı kazana bir tutam da olsa tuzu, biberi olsun istiyoruz. Tabii telefon numaralarımızı tekrar etmek istiyoruz. Gerçi alt tarafta görünüyor ama yine de söylemekte fayda görüyoruz. 0414 alan koduyla 247-36-36 ve yine 0414 alan koduyla 247-53-53 nolu telefonları arayabilirsiniz. Canlı yayına bağlanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Aynı zamanda derneğimizin cep telefon numarası olan 0542-623-72-55 nolu cep numaramızda arayabilirsiniz. www.aysigim.org'dan da internet üzerinden gelip bağışlarınızı sitemizden online olarak kredi kartıyla da buradan bağışlarınızı yapabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Tabii programın başında da söyledik, şu anda bir canlı bağlantımız var. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz Şanlıurfa'dan arıyor. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar abi. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ailemizin görüntülerini izleyebildiniz mi? Yani kısmı izledim. Kısmı olarak izlediniz. Bağışta bulunacaksınız herhalde. Buyurun, evet, inşallah bağışlayacağız. İnşallah, buyurun. Yani bu programı yaptığı için öncelikle Ufa TV'ye teşekkür ederim. Allah evet, razı olsun. Allah razı olsun. Kısa boyunuz için size Allah razı olsun diyoruz. Cümlemizden inşallah. Ben 2000 lira bağışlamak istiyorum. 2000 TL. Evet.
Allah hayrınızı kabul etsin. 2000 liraya ben böyle not ederim buraya. Neden hocam? Evet. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok. Bir de pazartesi 2 tane de küçük başı. İnşallah biz yarın koyun sizinle irtibata geçtiğimiz zaman inşallah o bağışınızı da alırız sizden. İnşallah. Görüşmek dileğiyle efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, sevgili izleyenlerimiz, bağışlarımız böyle ara ara gelmeye devam ediyor ama biz istiyoruz ki telefonlarımız hiç susmasın ve canlı yayınlarımız bu akşam bol olsun. Hakikaten ailemizin dramı, işler acısı. İnşallah programın seyrine göre ilerleyen bölümlerde belki bilmiyorum tekrardan VTR'yi verebiliriz belki. İzlemeyen izleyicilerimiz için en azından tekrardan bir izlemiş olurlar. Programın tekrarı yarın çıkacak. Evet, aynı zamanda onu da tekrar ederim. İzlemeyen izleyicilerimiz oluyor kıymetli izleyenlerimiz. Cumartesi günü saat 10 ile 12 arası yani gündüz vakti 10 ile 12 arası bu programımızın tekrarı oluyor. Tabii bu programımızı tekrar izleyen izleyicilerimiz şu an altta yazan telefon numaralarımızı aramıyorlar. Derneğimize direkt arayabilirsiniz. 315 64 24 ve 0542 623 72 55 nolu cep numaramızda arayabilir. Bu ailemize bağışta bulunabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Dediğim gibi ailemizin herhangi bir beyaz eşya veya işte oturma grubu, halısı bu tür ihtiyaçlarımız yok. Malumunuzdur programımızı sürekli izleyen izleyicilerimiz programımızın formatını zaten biliyorlar. Programa çıktığımız zaman çıkardığımız ailenin genelde ev eşyası da olmuyor sevgili izleyenlerimiz. Onun için sürekli bunları her programda sayıyoruz ama bu haftaki programımızda böyle bir talebimiz sizlerden olmayacak. Nakite ihtiyacımız var. Nakit gelirse bu ailemizin inşallah 2-3 yıllık veya 4 yıllık gelecek olan paraya göre ailemize güzel, şirin bir ev tutacağız ve ailemizi nasip olursa bu eve yerleştireceğiz ve mutluluk görüntülerini sizlerle Cemile Akdeniz'de olduğu gibi sizlerle paylaşmayı istiyoruz. Onun için sizlerden gelecek olan bağışları bekliyoruz. Yine bir reklam aramız var kıymetli izleyicilerimiz. Reklam arasından sonra görüşmek dileğiyle diyoruz.